İçinde bulunduğumuz yıllarda Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bakıldığında yine hadislerdeki anlatımlarla çok büyük bir mutabakat gösterdiği görülmektedir. Bu konudaki en çarpıcı örnek Irak Savaşı ve beraberinde bölgede yaşanan gelişmelerdir. Yaşanan anlaşmazlıklar, savaşlar, işkence ve katliamlar Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla sona erecek, Hazreti İsa'nın gelişiyle beraber Kur'an ahlakı Allah'ın izniyle tüm dünyaya hakim olacaktır. Haksızlıkların yerini hak ve adaletlerin, işkence ve savaşların yerini barış ve hoşgörünün, sapkın ve dinsiz ideolojilerin yerini hak din olan İslam ahlakının alacağı günler Allah'ın izniyle çok yaklaşmıştır. Son yıllarda bu bölgede yaşanan gelişmeler haber veren bazı hadislerse şu şekildedir. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. ...2003 senesindeki Irak Savaşı'nın ilk gününden itibaren Bağdat... ...en yoğun bombardımana tutulan şehirlerden biri olmuştur. Ağır bombardıman, geceleri Bağdat'ın tıpkı hadiste haber verildiği gibi... ...alev alev yanmasına neden olmuştur. Bağdat'ın gazete ve televizyon haberlerine yansıyan görüntüleri... ...az önceki hadiste dikkat çekilen alev alev olmasıyla tam olarak mutabıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle bela ve musibetler olacak ki hiçbir kimse sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan Yarımadası'nın elini ve ayağını bağlayacaktır. Onlar belayı bir tarafta def etmeye çalışırlarken diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır. Hadiste bildirilen musibetlerin Şam'ın etrafında dolaşıp Irak'ın üzerine çökecek olması, son dönemde yaşanan Irak Savaşı ile birebir mutabıktır. Bu savaş öncesinde ve savaş sırasında savaşın Suriye'ye sıçraması ihtimali gündemde olmuş, ancak savaş Irak'la sınırlı kalmıştır. Hadisteki savaşın Arabistan Yarımadası'nın elini ve ayağını bağlayacak olması da komşu Arap ülkelerinin bu savaşa bir müdahalede bulunmaya güçlerinin yetmeyeceğine ve savaşın kendi ülkelerine de sıçramasından endişe edeceklerine işaret olabilir. Irak'a saldırılmadıkça kıyamet kopmaz ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır. Irak'a saldırılmadıkça kıyamet kopmaz. Önce İran-Irak Savaşı, daha sonra Körfez Savaşı, son olarak da 2003'teki Irak Savaşı'nda Irak'a üst üste saldırılar düzenlenmiş, ülkedeki pek çok şehir yerle bir edilmiştir. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. En son 2003'teki Irak Savaşı esnasında pek çok Iraklı savaştan kaçmak için Suriye'ye göç etmişlerdi. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır. Hadiste
Irak'ın yeniden inşa edileceğine dikkat çekilmektedir. Bu savaş sırasında yaşanan bombalama ve yağmalama olaylarının da etkisiyle büyük bir harabeye dönüşen Irak'ın yeniden inşa edilmesi mecburi hale gelmiştir. Nitekim savaş sonrası dönemde çok sayıda ülkenin şirketi Irak'ın yeniden inşa için devreye girmişlerdir. Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın. Hadiste haber verildiğine göre halkın bir grubu çapulculara katılacaktır. Savaş sonrasında otorite boşluğundan faydalanarak Irak'ta büyük yağmalama olayları yaşanmıştır. Hadiste bir kısım halkınsa bulundukları yerden bir an önce kaçmaya yeltenecekleri, hatta geride bıraktıkları ailelerini dahi düşünemez durumda olacakları haber verilmiştir. Gazetelerde bu yönde yer alan haberler dikkat çekicidir. Halkın bir kısmınınsa savaşa katılacağı ve öldürüleceği bildirilmektedir. Irak Savaşı sırasında da bir kısım insanlar çeşitli bölgelerde yaşanan çatışmalara katılmış ve hayatlarını kaybetmişlerdir.